Evet kıymetli dostlar 27 Nisan 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. İnşallah bir beğeni çok görmesiniz. Bugün de maç günü Fener'in maçı var. Fenerbahçe 5 karşılaşmasını inşallah bugün saat 19'da izleyeceğiz arkadaşlar. Takımımıza da başarılar. Biliyorsunuz koca bir düzenin, koca bir dümenin, koca bir oluşumun Fenerbahçe'ye karşı olduğu bunlar yetmez gibi Fenerbahçe içindeki iç hesaplaşmanın da Fenerbahçe'ye karşı olduğu bir düzenin içindeyiz. Yani olan taraftar olarak bizlere oluyor ama e, gerçekleri de konuşmazsak yani yaşananları da değerlendirmesek, dile getirmezsek yine bize oluyor. İlk olarak Fenerbahçe kaybetti seri 1-1 oldu. Fenerbahçe Beko Türk Hava Yolları Euroleague Playoff serisi ikinci maçında deplasmanda Monaco'ya 93-88 mağlup oldu. Galatasaray'ın Monaco ile zamanda maçları vardı biliyorsunuz. Yani Galatasaray'ın Monaco. Hepiniz Galatasaray'ın Monaco ile maçlarını hatırlarsınız. Arda Güler 11'de çıktı ve golünü attı. Ne alakaydı ya Galatasaray'la. Neyse Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda Güler. Real Sociedad ağlarını 29. dakikada havalandırdı. E, bu arada Real Sociedad siz bilmezsiniz arkadaşlar. Bizim çoğumuzun İspanya Ligi'ndeki takımıdır. Ciddi söylüyorum bak. Benim yaşımdakilerin hemen hemen hepsinin Real Sociedad İspanya'daki takımıdır. Nihat Kahveci'den dolayı. Yani Nihat Kahveci şu kadar söyleyeyim. Eğer ben bütün samimiyetimle söyleyeyim. Ben Arda Güler'i Nihat Kahveci kadar desteklemedim. O kadar söyleyeyim size. Bilmiyorum o zaman demek ki milliyetçi duygularımız çok ağırdı. neyse Arda Güler 29. dakikada takımın öne geçirdi. Bir de erken sarı kart gördü. Onu da söyleyeyim. TFF'den Fenerbahçe'nin cezasına indirim. Arkadaşlar. Şimdi indirim dediğiniz zaman benim aklıma bildirim geliyor. İşte bildirim geliyor. Bildirim indirim. Şöyle söyleyeyim. Işte şu günden itibaren motorin ve benzinde 1.40 kuruş indirim yazıyor ya. Eyvah diyorum. Kesin 2 lira zam gelecek. Yani indirimi gördüğüm zaman diyorum ki eyvah diyorum. Burada indirdilerse bir hesaplamada bir sıkıntı olacak diyorum. Şimdi TFF Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçı için verilen 4 milyon TL para cezasını 400 bin TL'ye düşürmüş. Ben bu haberi normalde çok önemsemem ama ben bunu size söyledim. Dedim ki Fenerbahçe'ye bu para cezası veremez. 4 milyon lira ceza veremez bunu kaldıracaklar dedim. Bunu sadece işte e, göstermelik bir rakama düşürelim. Mesela dedim 200 bin lira, 300 bin lira, 400 bin liraya düşürecekler dedim. Birçok Galatasaraylı dedi ki sen insanları kandırıyorsun. Bir de şu başladı başlıktan içerik uyuşmuyor diye. Bunu yapan troll arkadaşlara söyleyeyim. Sizin e, tuttuğunuz takımla yaptığınız yorum da uyuşmuyor. Siz önce bir kendi trollünüze bakın. Sonra burada trollük yapmaya çalışın. Ben burada bunu özellikle söylemiştim. 3-0'lık yenilgi onaylandı. Bak açıklama şu şekilde. Açıklamanın tamamını dinlemeniz lazım. İşte şu karara Fenerbahçe'nin itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 26 Nisan Cuma günü icra edilen duruşmada işte Fenerbahçe'nin vekilleri hazır görüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Müsabakanın terk edilmesinden dolayı ve futbol müsabaka talimatının 24'e 1A ve 23'e 4. maddedir uyarılacak 3-0 hükme mağlup sayılması cezasıyla cezalandırılması sübut. Sabit bu değişmedi. Hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddinin kararın onaylanmasına oy birliğiyle. Hocam bir de sahadan çekildik. 3-0 yeni geleceğimizi bilmiyor bunlar. Neyine itiraz ediyorlar? Kural gereği itiraz ediyorlar. FDT'nin 35'e 1. maddesi uyarınca FDT'nin 24 bir falan geçip bunları verilen 4 milyon para cezasının fiilen bak fiile uyan disiplin ihlalinin FDT'nin 36. maddesi kapsamında sportmenliğe aykırı davranış olduğu kabul edilerek ihlalin işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşarak FDT'nin 36'ya 1Ç maddesi uyarınca 400 bin TL para cezası tayin edilerek sübut yönünden oy birliği cezanın tayini yönünden bir kısım üyenin karşı oyuyla oy çokluğuyla kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Hocam burada önemli olan husus ne? Sen bize bundan bahset. Burada önemli olan husus şu. Eğer bu 4 milyon lira değişmemiş olsaydı Fenerbahçe Galatasaray'ın da masraflarını ödemek zorundaydı. Anladınız mı? İşte itiraz bu yüzden. Bu arada Arda e, dedim ama 68 dakika sağda kaldı. 68. dakikada e, şey Valverde'nin mi girdi yine? Neyse. Yani demem o ki eğer Fenerbahçe 4 milyon cezayı almış olsaydı bu çok büyük sıkıntıydı. Galatasaray'ın falan da borcu ödeyecekti ama kural gereği böyle. Ben ikinci müjdeyi vereyim size. Bak Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası müjdesi vereyim mi arkadaşlar? Vereyim. Ben bunu daha önce söyledim size. Ancak bakın kötü niyetli çok fazla kişi var burada. Bak ben size Süper Kupaya nasıl ne şekilde çıkılacağını belirttim. Çıkınca yapılacak eylemi belirttim. Fenerbahçe'nin alacağı cezayı belirttim. Farklı ceza aldığında dedim ki arkadaşlar istediği kadar burada farklı söylesin. Alacağımız ceza şu diye belirttim. Yetmedi arkadaşlar. Türkiye Kupası'nın bir sonraki iki sene boyunca ceza alacakmışız ya onun yalan olduğunu belirttim. Önümüzdeki sene yani 2024-2025 futbol sezonunda Fenerbahçe Türkiye Kupası'na devam edecek arkadaşlar. Ceza da almayacak. Hocam peki şöyle bir şey var. Diyelim Fenerbahçe şampiyon oldu. Gerçek Galatasaray işi şansa hiç bırakmıyor. Galatasaray bıraksa hakemler bırakmıyor. Hakemler bıraksa federasyon bırakmıyor. O bıraksa rakipler bırakmıyor. O ayrı mesele. O zaman Süper Kupa maçına çıkmıyoruz. Çıkıyoruz. Yine çıkıyoruz. Süper Kupa maçı Ağustos'ta oynanması gereken maçın Nisan'da niye oynatılıyorsa oradaki amaç neyse, oradaki e, fikir, şuur neyse durumda bu. Şimdi yani hocam biz şunu anlayacağız değil mi? Türkiye Kupası'nda biz ceza almadık. İki sene gideceğiz. Sen bunun iddiasındasın. Evet ben bunun iddiasındayım. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ceza almadı. Şimdi Adana'da maç öncesi skandal görüşme e, Maçta şike mi var? Ben size sorayım arkadaşlar, maçta şike mi var? Galatasaraylı isimler Adana Demirspor maçı öncesi Adana'da sürpriz bir görüşmenin altına imza attı. Bakın şampiyonluk yarışını ilgilendiren bir maç. Maç öncesi Galatasaraylı kimlikleriyle tanınan isimler Adana'da sürpriz bir görüşme yapıyor. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Galatasaraylı arkadaşlara adaleti anlatmak Teşbihte hata olmasın. Deveye hendek atlatmaya geçin. Deveye okuma yazma öğretmekten daha zor. Çünkü alışmışlar yalana, alışmışlar riyaya, alışmışlar kıvırmaya. Sen ne dersen de bir örnekte bir cümleyle geliyorlar. Cümle hep şu. 90 artılarda alıştınız penaltı atmaya. Dininiz varsa, imanınız varsa, şerefiniz varsa bana Fenerbahçe'nin 90 artılarda kaç penaltı kullandığını yazın. Galatasaray'ın kaç penaltı kullandığını yazın. Varsa bak. Yoksa çamur adım ben de engelleyeyim. Ki muhtemelen yazamayacaksınız. Eminim yazamayacağınızdan. İkincisi. Ben şimdi başka bir istatistik göstereyim size. Şöyle bir istatistik. Adana Demirspor 18 şut çekmiş, 8 isabet. Galatasaray 25 şut çekmiş, 9 isabet. Maçı 3-0 kazanmış. Ne tesadüf değil mi? Ama tesadüfe sadece Galatasaraylılar ve ateistler inanır. Bu da benim klişe meşhur sözüm. Ha şunu da söyleyeyim. Alanya Spor maçında ne olduysa bu maçta da aynısı oldu. İlk 45 dakika Alanya Spor saldırdı. Adana Demirspor saldırdı. Ama ikinci yarı bizim görmediğimiz bir el sanki dedi ki ya bırakın da bunlar kazansın dedi. Ya, bizim görmediğimiz bir el. Görsek zaten deriz ki arkadaşlar şunun yüzünden şöyle oldu böyle oldu diye. Neyse görüşmeye döneceğim ben. Burada benim dikkatimi bir şey daha çekti. Faul sayıları. 8-9 sarı kart sayısı 2'ye 0. Galatasaraylı arkadaşlar Allah ikidir de dese, hakemin anasına da küfür etse, bacısına da küfür etse ki yaşadık bunu. Teknik direktörü ayrı sövdü, Kerem ayrı sövdü, Vinicius bilmem ne ayrı sövdü, öbürü ayrı sövdü, sarı kart bile yemediler. Demek ki Galatasaraylılar anasına da sövse hakemlerin hepsinin hoşuna gidiyor. Onu da söyleyeyim. Hemen hemen aynı istatistik ama sonuç ortada. Fakat maçın sonucunu belli eden, maçın sonucunu belirten, maçın sonucunu... Ee, sahada değil de sanki masada belli eden bazı şeyler varmış. Sosyal medyadaki Fenerbahçe hesapları, özellikle Lake of Tears hesabı. Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz'ın karşılaşma öncesi Adana'da bir otelde Eyüp Spor ve aynı zamanda Pendik Spor Başkanı Murat Özkaya ve Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan'la bir araya geldiğini duyurdu. Şimdi ben niye Alanya maçının örneğini verdim? Bu da çok uyuyor. Murat Özkaya Alanya maçını da izledi tribünde bu maçı da tribünde izledi. Şimdi bunun tesadüf olduğuna inanacak kadar ateistseniz ya da Galatasaraylıysanız ben size hiçbir şey demiyorum. Ve o gün Alanya maçını izleyen Murat Özkaya'yı Alanya Spor şeyi hesapları nasıl savundu hatırlıyor musunuz? Şey pardon e, Eyüp Spor hesabı, Pendik Spor hesabı ne demişti? Tesadüfen oradaydı başkanımız. Tesadüfen de baktı ki orada maç var. Tesadüfen de gitti maçı izledi diye. Bugün de tesadüfen otelde, muhtemelen tesadüfen otelde bir şeyin pazarlığını yaptılar. Büyük ihtimalle bir şeyin pazarlık, yani bir şeyin pazarlığı yapıldı otelde. Uzun süre görüşmeler. Artık Galatasaray cephesine mesela şöyle söyleyeyim, mesela Adana Demirspor başkanı, Eyüp Spor başkanı konuşsa desek ki, ya bugün Galatasaray maçını yenilin. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu teşvik primine giriyormuş, şiki olmuyormuş. Ben öyle duydum. Yani. Mesela Adana Demirspor şey Eyüp Spor 1. Alt Lig'de. Spor'un teknik direktörü kim? Arda Turan. Mesela Okan Buruk ya da Erdem Timur Arda Turan'la görüşse dese ki arkadaş keşke Adana Demirspor bize yenilse. Keşke bize şike yapsalar. Keşke maçı bıraksalar. Şampiyonluktan falan etmeseler dese. Arda Turan da hani telefonla Arda görüştü. Buradaki arkadaşla yüz yüze Arda'yla görüşürken Arda da rica etse. Başkan da dese ki tamam ben haber vereyim de ikinci yarı asılmasınlar deyip maçtan yenilmelerini sağladı. Bu şike olmuyor arkadaşlar teşvik primi olur. Ciddi söylüyorum bak. Yani herhalde şiki olsaydı spor savcılar harekete geçerdi. Böyle bir görüşme niye yapılıyor? Eyüp Spor, Pendik Spor'un başkanı niye Galatasaray maçlarını sürekli tribünde takip ediyor? Niye Galatasaray her gittiği yere gidiyor? Yani bu konuyla ilgili ne oldu? Arda Turan, Murat Özkaya, Adana Demir Spor tribünlerinde neyi izlediler? Şimdi bana hiç bahane bulmayın. 2010-2011'de şikenin şeysinin bile olduğuna inanıyorsanız şu konuşmaya bahane buluyorsanız dansözsünüz. Dansözsünüz. Bir numaralı dansözsünüz. Dilbersiniz. Başka bir şeysiniz. Ciddi söylüyorum bak. Bir numaralı dansözsünüz. Bak şikenin şeysini dahi konuşuyorsanız Fenerbahçe adına. Şu, şu görüşmeye de masum diyorsanız Bence dininizi de sorgulayın. Bence insanlığınızı da sorgulayın. Dürüstlüğünüzü de sorgulayın. Her şeyinizi de sorgulayın. Bu maçta şike var mı yok mu kardeşim? Siz bana ondan bahsedin. Maçta şike var mı? Şike mi var? Ne var? Mesela ben bir iki tane o pozisyonunu izledim. Net sarı kart. Ceza sahasının önünde Adana Demirspor oyuncu düşürüyorlar. Net sarı kart. Ha ben pozisyon şöyle gol oldu, bu oldu, şu. Oldu. Ben orasında değilim. Ben şurasındayım. Hakemler de çok güzel dümeni kurmuş. Yani güney takımlarımızda çok güzel yatışı kurmuş. Gaziantep ayrı bir yatış kurmuş. Alanyaspor ayrı bir yatış kurmuş. Bir de Alanyaspor Spor Federasyon aman değişmesin diye şey yaptı. Şimdi Adana Demirspor muhtemelen Adana Demir Spor'dan da birkaç gün açıklama duyarız. 18 Temmuz sakın değişmesin diye. Neyin karşılığında bu Galatasaray sempatizanlığınız göğe yükseliyor onu anlamıyoruz. Ha ben burada Adana Demir çıksın Galatasaray 3 desin 5 diye zaten beklemiyordum. Adana Demir Spor demek Galatasaray A2 takımı demek zaten. O ayrı mesele. Biz biliyoruz. Şimdi Fatih Karagümrüğü'ye de Fenerbahçe A2 takımı diyorlar ama Tolunay Kafkas Fatih Karagümrüğü'nün başındayken dinini dö dininden döner. Evladını diri diri keser. Karısını diri diri yakar yine de Galatasaray'a. Galatasaray'dan puan almaz Tolunay Kafkas. Çok da büyük iddia söylüyorum size. Çok büyük iddia söylüyorum. Bak Tolunay Kafkas Allah'ını inkar eder. Ahiretini yakar. Çocuğunu keser. Karısını yakar. Yine de Galatasaray'dan puan almaz. Ben de garantisi veriyorum size. Bak. Bülent Uygun için aynısını di diyor muydunuz? Diyemiyordunuz. Niye? Bülent Uygun son 6 maçın 5'inde Fenerbahçe'den puan almış. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan elemiş. Baktığın zaman eski Fenerbahçeliler hep Fenerbahçe'ye çelme takabiliyor. Niye? Çünkü Fenerbahçe ahlakı bu. Sahaya çık. Yapabiliyorsan yap. Ama Galatasaray ahlakını görüyoruz. Anlatmaya gerek yok. Bu arada YouTube Sarman sakatlı. Bir gün önce antrenmanda antrenman fotoğraflarında yer alan futbolcu maçta yer almıyor. Muhtemelen kazanırlar falan diye. Mijutsu bilmem neydi oynamıyor. Pendik maçında o oynamıyor. En önemli futbolcusu oynamıyor. Ankara gücü ilk dönem hatırlayın. Tolunay Kafkas 5-6 futbolcusunu kadro dışı bıraktı. altı yenilelim diye. Ya biz neler gördük neler gördük. Görmeyi de sürdüreceğiz. Bu düzenle Fenerbahçe şampiyon olamaz hocam. Fenerbahçe kendi yaptığına yansın. Puan kaybına yansın. Herifler hem maçın hakemiyle çok güzel ayar seçiyorlar. Hem rakipler Galatasaray yensin diye çok güzel çabalıyor. Çalışıyor. Yani ilk 45 dakika bak biz istesek yeneriz deyip ikinci yarı salıyorlar maçı sanki. Yani öyle bir izlenim yani. Fenerbahçe oynasa böyle böyle skorlar bitse bu olur. Maç öncesi görüşme. Daha geçtiğimiz günlerde Mehmet Büyükekşi ile Dursun Özbek süper kupa maçında gidip de e, Fulo'da görüştüler yani fuhyoda görüşme yetmemiş. Şimdi bu görüşme. Bu bunlar bizim şahit olduklarımız. Bir de kapalı kapılar arkasında belki ne görüşmeler oluyor da bizim haberimiz yok. Böyle devam edin. Elbet adalet bir gün gelip çatar. Elbet bir gün bir 3 Temmuz'da sizi bulur ama bu sefer hakkaniyetli bir 3 Temmuz. Hani kimse size kumpas kurmaz. Kur, kumpas kurmasına da gerek yok. Her şey ayan beyan ortada. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yorumlarınızı alayım arkadaşlar. Sizce bu maçın sonucu niye böyle oldu? İkincisi bu görüşmeyi Ali Koç yapsaydı Fenerbahçe şampiyonluğa dolu dizgin gitseydi bunun da şike olur muydu? Üçüncüsü bu herif niye her Galatasaray maçını deplasmanda izliyor? Tesadüf mesadüf diye de açıklama yapıyorlar. Neyin tesadüfü? Dördüncüsü Pendiklik'te kalırsa seneye de Eyüp spor geliyor. 12 puanın garanti olduğundan spor savcılarının falan haberi var mı acaba? Yani söz konusu Fenerbahçe olunca hep inceleniyor, araştırılıyor, altına iniliyor üstüne çıkılıyor ya. İnşallah bir gün bunları da araştırırsınız. Yoksa kan kaybı devam eder. Oy kaybı, şey, bazı şeylerin kaybı devam eder. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sıradaki videoda görüşürüz.